Ya bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi? Dün Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye'yi Arap Ligi'ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menemiştir ya? Bu ne menemiştir ya? Ya siz bizi ne zannediyorsunuz ya? Açık söylüyorum. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon Arap bizim topraklarımızda misafir. Niye görmüyorsunuz bunları? Bunlar Arap kardeşlerimiz. Nereden kaçtı bunlar? Suriye'den kaçtı. Suriye'den varil bombalarından kaçtı. Ey Arap Ligi, sen bunu görmüyor musun? Elinizi mi uzattınız? Yok. Şimdi kalkmışsınız. Türkiye ile ilgili ileri geri kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. Ya alın be. Alsanız ne yazar, almasanız ne yazar. O mübarek sancak için kellemi koydum hak için. Yüzüm yok vuruşmak için namertlerin desturuna. Mübarek sancak için kellemi koydum hak için. Lüzum yok vuruşmak için namertlerin desturuna. Çok açık, samimi. Bakınız, şu son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini özellikle bu PKK'nın yan unsurları durumunda olan PYD, YPG ve DAEŞ bu terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Cerablus'ta şu anda Türkler mi var? Yok. Gerçek sahipleri var. Bunu bunlar görmüyor mu? Görüyor. Ey Avrupa Birliği, bunu görmüyor musun? Koy bir kenara. Bir başka adım. Türkiye NATO'nun üyesi mi? Üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi? Üyesi. Peki ya, ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi? Dün basın toplantısında onu söyledim. Ya dedim, yoksa bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı? Bu iki yüzlülük, bu çok yüzlülük neyle izah edilir? PKK, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz terör örgütleri listesindedir. En baştadır. PKK'nın bu diğer PYD, YPG gibi yan kolları, bunlar aynı şekilde birlikte hareket ediyorlar. İşte bakın, şu anda Suriye'de gerek Özgür Suriye Ordusu bütün arama taramaları yaparken, hatta cezaevini DAEŞ'ların kaldığı çıkardılar. Orada kimin resimleri var? Terörist başının resimleri var. İşte ispat. İşte buyurun PKK. Bunlar hala PKK değil gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz ya? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizde her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye? Güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz. İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin. Terörün acısını
en iyi bilen milletlerden birisi biziz. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk. Ancak Suriye krizindeki kadar çifte standarda tutarsızlığa maruz kalmadık. DAEŞ'le mücadele bahanesiyle soykırımcı ve vahşi bir terör örgütünün 30 bin tır dolusu silah ve mühimmatla donatıldığını gördük. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar akla hayale gelmedik tehditle karşı karşıya kaldık. Fakat ülkemizin bekası için yurt içinde ve yurt dışında attığımız adımlardan hiçbir zaman pişmanlık duymadık. Şu ana kadar 700'ü aşkın havan topu, evet, bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Buradan bize tehdit var. 18 şehidimiz var. Ve bunun yanında 200'e yakın yaralımız var. 9 yaşında Muhammed'imiz şehit oldu. 9 aylık pardon. Hani sivil öldürmüyorlardı bunlar. Ya bunlar her zaman sivil öldürdüler ya. Bunların sivil vatandaşlarımızı öldürmediği zaman mı var? Her zaman yaptıkları iş bu. Teröristin yaptığı iş bu. Böyle bir ayrımcılık bizde yok. Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış. Asla. Niye? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Onun için. Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DAEŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağı ve insanı bu noktada bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyenlere şunu söylüyorum. İddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır. Bizim işimiz, değerli kardeşlerim, teröristlerledir. Ve şu anda benim partimin parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 50'dir. 50 tane şu anda benim milletvekili arkadaşlarımın içinde Kürt orijinli arkadaşım var. Ana muhalefette kaç tane var bilmiyorum. Diğerlerinde kaç tane var bilmiyorum. Ama benim partimde bu var. Böyle bir ayrımcılık olsa herhalde bu olmazdı. Böyle bir ayrımcılık bizde yok. Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış. Asla. Niye? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Onun için. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığı kurutulmadan ne ülkemiz, ne bölgemiz, ne de Suriye halkı huzura kavuşacaktır. Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz 3.650.000 Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir. Ve bunun dışında da 350.000 Kürt var. Onları da biz misafir ediyoruz. Onlar da şu anda bizim ülkemizde. Onlar nereden kaçtılar? Obama zamanında Kobani'den kaçtılar. Niye bunları gördük? Biz Kürt, Arap ayırt etmedik ya. Onu da misafir ediyoruz, onu da misafir ediyoruz. Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göç akınına en fazla maruz kalan, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak en ağır bedelleri ödeyen ülkelerin başında geliyor. Ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon sığınmacı için bugüne kadar, az önce rakamları verdim, verilen destek ortada. Bizim yaptığımız harcama ise işte 40 milyar doların üzerinde. Bütün liderlere hemen hemen dedim, gelin şöyle bir Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ilan edelim. Buyurun size haritalar. Buyurun size projeler. Buraları beraber yapalım. Bu insanları çadırlardan kurtaralım. Bu insanları özellikle de değişik illere dağılmış olan bu insanları oralardan kurtaralım. Konteyner kentlerden kurtaralım. Hepsi çok güzel.
Ama destek vermeye gelince bir kuruş kimseden destek yok. Onun için biz şu anda 444 kilometre batıdan doğuya ve kuzeyden güneye de 32 kilometrelik bir alanı güvenli bölge olarak ilan ettik. Bunu bunun için yaptık. Kendimiz için değil. Buraya kimler gelecek? İşte yine bizdeki mülteciler gelecek. Bu süreçte uluslararası toplumdan maalesef arzu ettiğimiz desteği de alamadık. Ama ben çağrımızı yine yapıyorum. İcabında biz uluslararası donörler toplantısına da bu daveti yaptık Birleşmiş Milletler'de. Hadi buyurun. Orada da sizi görelim. Bugüne kadar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Milletimizin gösterdiği fedakarlığın kıymetini bilmediler. Çok daha vahimi, bizzat batılı ülkeler tarafından YPG, PYD terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışıldı. Türkiye sabrının sonuna gelmiş ve artık kendi göbeğini kendi kesmeye karar vermiştir.